Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkimelerde hız ünitesinin 6. dersine başlıyoruz. Bugüne kadar neler işledik? Özellikle daha önceki derslerimizde tek adımda gerçekleşen ve mekanizmalı olan tepkimelerimizi incelemiştik. Bu tepkimelerin hız denklemlerini yazmayı öğrendik. Hız denkleminde hangi maddeler bulunur, hangi maddeler bulunmaz onları öğrendik. Hız denklemine göre tepkime derecesini, tepkime hız sabitini bunu öğrendik. Deneysel verilerle bir tepkimenin hız denkleminin nasıl yazıldığı ile ilgili bol miktarda örnek çözdük. Bugünkü dersimizde ise tepkime hızını etki eden faktörleri inceleyeceğiz. Şimdi tepkime hızını etki eden faktörleri incelerken öncelikle bir tepkimenin hızını değiştirmek demek birim zamandaki etkin çarpışma sayısını arttırmak veya azaltmak demek. Eğer biz birim zamandaki etkin çarpışma sayısını arttırırsak tepkime hızlanır. Tersini yaparsak birim zamandaki etkin çarpışma sayısını azaltırsak tepkime de otomatik olarak yavaşlayacaktır. Şimdi peki nelere bağlıdır? Öncelikle madde türümüze bağlı, derişime bağlı, maddelerin tepkimeye giren maddelerimizin derişimine bağlı. Değme yüzeyine bağlı. Değme yüzeyi birçok kaynakta temas yüzeyi diye de geçer arkadaşlar. Böyle de karşınıza çıkabilir. Sıcaklığa bağlı ve katalizöre bağlı. Şimdi tek tek bu etkilerin nasıl tepkime hızına etki ettiklerine bakalım. Madde türü. Madde türünün etkisine bakarken öncelikle aslında iki alt başlığa ayırıyoruz. İki alt başlığa ayırırken şunu diyoruz. Bir tepkimede ne kadar çok bağ kırılır ve ne kadar çok bağ oluşursa tepkime o kadar yavaştır. Çünkü bağların kırılması ve oluşması çoksa daha meşakkatli olacaktır. Bir başka değindiğimiz nokta ise nötr tepkimeler iyonların bulunduğu tepkimelere göre daha yavaştır. Çünkü iyonların etkileşmesi, birbirleriyle tepkimeye girmesi, nötr bulunan maddelerin tepkimeye girme ihtimallerine göre, birim zamanda etkileşme ihtimallerine göre iyonlarınki çok daha fazladır. Şimdi yine bunları ana iki başlık altında ifade ettik ama madde madde inceleyelim. İlk maddemiz burada A şıkkı olarak vermiş. A şıkkında diyor ki bize, tabii bütün bunlar bir genelleme arkadaşlar. İşte bütün iyon bazında gerçekleşen tepkimeler nötr tepkimelerden daha hızlıdır gibi bir ifade söylememiz mümkün değil. Çok sayıda bağın koptuğu ve çok sayıda yeni bağın oluştuğu tepkimeler oda sıcaklığında genellikle yavaş gerçekleşir diyor. Ve bununla ilgili bir örneğimiz var. Örneğimizde arkadaşlar iki tane tepkimemiz var. Bu iki tepkimeden her ikisinde de tepkimeye girenler karbon, hidrojen, oksijen içeren bileşikler oksijenle tepkimeye girmiş yani yanmışlar. Her iki tepkimede yanma tepkimesi, her ikisinde de yanan maddelerin içerisinde karbon, hidrojen, oksijen var. Ürünler her ikisinde de karbondioksit ve su. Ancak aralarındaki fark şu. Birinci tepkimede karbon, hidrojen, oksijen sayısı daha az ve birinci tepkimede oluşan karbondioksit ve su, bakın katsayılarına da bakarsanız diğerine göre daha az. O zaman birinci tepkimede kırılan bağ sayısı ve oluşan bağ sayısının daha az olduğunu düşünüyoruz ve buna bağlı olarak birinci tepkiminin ikinci tepkimeden daha hızlı olmasını bekliyoruz. Bir sonraki maddemiz ise zıt yüklü iyonların birbirlerini çekmelerinden dolayı tepkimelerin biz çok hızlı gerçekleşmesini bekleriz genel olarak. Nasıl? Mesela işte burada gümüş ve klor iyonları ikisi de suda sonra birleşip çökme tepkimesi vermiş. Çözünme çökelme tepkimeleri bu nedenle çok hızlıdır. Çünkü zıt yüklü iyonlar gelip birbirleriyle bağlanırlar. Asit baz tepkimeleri çok hızlıdır. Çünkü asidik ve bazik ortamda H artı ve OH eksi iyonları vardır. Onlar da hemen birbirleriyle bağlanarak çok hızlı bir şekilde suya dönüşürler. Ve asidin anyonuyla da bazın katyonu çok hızlı bir şekilde tuz oluşturur. Bu nedenle yine orada da zıt yüklü iyonlar bir araya geldiği için asit ve baz tepkimeleri de oldukça hızlı gerçekleşiyor. Şimdi
Elektron aktarımı ile gerçekleşen tepkimelerde genel olarak hızlıdır diyoruz. Bakın, elektron aktarımı ile gerçekleşen tepkimelerde yine iyon bazında gerçekleşen tepkimelerdir. Ama illa zıt yüklü iyonlar olmak zorunda değil. Aynı yüklü iyonlar da birbirlerine elektron aktararak gerçekleşebilirler. Mesela ikinci örneğimizi şöyle bakalım. Çinko elemental haldeymiş. İki elektronunu bakır artı iki iyonuna vermiş. Kendisi artı iki yüklü iyon haline gelmiş. Bakırı elemental hale getirmiş. Bir elektron akışı gerçekleşmiş. Burada da nötr ve iyonların olduğu bir tepkime var. Ama yine iyonların olduğu tepkime olduğu için nötr tepkimelere göre biz bunu hızlı bekliyoruz. Şimdi bu durumu örnek 17 çok güzel açıklıyor. Örnek 17'de 3 tane tepkimemiz var. 3 tepkimemizin de hızlarını yavaştan hızlıya doğru sıralayınız demiş. Şimdi bakıyorum, birinci tepkimede iyonlar var. İkinci tepkimede iyonlar var. Üçüncü tepkimede bakıyorum hiç iyon yok ve oldukça çok bağ kırılıp oldukça çok bağ oluşmuş. Bir sürü bağ kırılıp bir sürü bağ oluşmuş. O zaman diyoruz ki en yavaş tepkimemiz 3. Sonra 1 ve 2, ikisi de iyon bazında gerçekleşiyor ama aralarındaki fark şu. Birinci tepkimede zıt yüklü iyonlar var. İkinci tepkimede zıt yüklü iyonlar değil, aynı yüklü iyonlar var ve elektron aktarımı var. Bakır artı yüklü iyonu, demir artı 3 yüklü iyonuna elektron vermiş. Elektron yükseltgenme basamakları değişmiş. Yani bir elektron akışı var. O zaman zıt yüklü iyonların olduğu daha hızlı olduğu için küçükten büyüğe yapıyorduk. O zaman 2 küçük 1 diyoruz. Evet. Bu örnek gerçekten madde türünün etkisini özetleyen bir örnekti. Şimdi gelelim bir sonraki etkimize. Derişimin etkisi. Şimdi arkadaşlar, derişimin etkisi gerçekten önemli ve birçok soru da bu konu üzerinden geliyor. Yani derişimin etkisiyle ilgili olarak geliyor. Peki, derişim nasıl etkileyecek? Öncelikle zaten biz tepkime hız denklemini yazarken de tepkimeye giren maddelerin derişimleri üzerinden yazıyorduk. Demek ki derişim önemli. Nasıl önemli? Derişimin artması demek. Maddeler, tepkimeye giren maddelerin derişimlerin artması demek. Birbirleriyle çarpışma ihtimallerinin artması demektir. Birbirleriyle çarpışma ihtimallerinin artması ise birim zamandaki etkin çarpışma ihtimalinin de artması demektir. O zaman derişimin artması demek tepkime hızının da artmasına sebep olacak. Bunu ifade ediyor. Şimdi bunları örneklendirirsek şöyle yazalım. Diyelim ki A gazı ve 3B gazı tepkimeye giriyor. AB 3 gazını oluşturuyor. Tek basamakta gerçekleşsin. Tek adımda gerçekleşen bu tepkime için biz tepkime hız denklemi yazarsak hız eşittir K çarpı A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin küpü diyeceğiz. Öndeki katsayı üst olarak yazılıyordu hatırlıyorsanız. Şimdi bundan sonra şöyle diyoruz. Mesela A şıkkı bize dedi ki A'nın derişimini 2 kat arttırırsak hız nasıl değişir? Ne diyeceğiz burada? Şimdi diyeceğiz ki A'nın derişiminin 2 kat artması demek A kendisi kadar etki edecekti. O zaman hızı da 2 kat arttırır. Peki B'nin derişimini 2 kat arttırsaydık hız nasıl değişecekti? Bu sefer B'nin derişimi 2 kat artarsak hız B'nin derişiminin küpüyle orantılıydı. Burası 2 kat artarsa küpü 8 kat oranında hız artar diyebiliriz arkadaşlar. Peki
Derişimi nasıl değiştireceğiz? Derişimi değiştirirken birkaç alternatifimiz var. Derişimi değişebilen, hız denkleminde kullanılabilen neler vardı? Gazlar ve suda çözünenler. Gazlar için derişimi değiştirmek için ne yapabiliriz? Diyelim ki bir kabın içerisinde tepkimeye giren maddeleriniz var. A maddesi ve B maddesi. A gazı ve B gazı var. Şimdi bunların derişimlerini arttırmak demek, çarpışma ihtimallerini arttırmak demek, kap sabit hacimli ise içeriye A veya B göndererek bunu sağlamanız mümkün. Yani madde ilavesi sabit hacimde derişimi arttırır. Aynı şekilde sulu çözeltide de aynı durum söz konusu. Tuzlu suyunuz var diyelim ki. Suyun hacmini, çözelti hacmini hiç değiştirmeden siz içine tuz ilave ettikçe ne yapmış olursunuz? Madde ilave ettiğiniz için derişimini arttırmış olursunuz. Eğer bunların tepkimelerinden bahsediyorsak otomatik olarak da neye sebep olacaktır? Tepkimenin hızını etkileyecektir. Peki derişimi başka nasıl değiştirebiliriz? Özellikle gaz fazında gerçekleşen tepkimeler için konuşalım. Kap hacmini değiştirerek derişim değişebilir. Ne demek bu? Eğer pistonlu bir kabınız olursa arkadaşlar şöyle pistonlu bir kap. Çok kötü çizdim ama şöyle düşünün. Bunun içinde gazlarınız var. Siz gazlarınızın miktarını değiştirmeden pistonu aşağıya doğru iterseniz içinde A gazı ve B gazı olsun. Miktarları değişmedi ama piston aşağıya doğru itildiğinde daha çok sıkıştılar. Daha küçük bir alanın içindeler ve çarpışma ihtimalleri ne yapacak? Artacak. Çarpışma ihtimalleri artınca da tepkime hızı artacak. Yani biz pistonu aşağıya ittiğimizde hacmi azaltmış oluruz. Hacmi azalttığımızda bu arada basıncı da arttırmış oluruz bir taraftan. Hacmi azalttığımız için maddelerin derişimi de ne yapmış olur? Artmış olur. Maddelerin derişimi arttığı için de çarpışma ihtimali artar ve dolayısıyla hızı da ne yapmış oluruz? Arttırmış oluruz. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde bunu yapabilirsiniz. Ya da tam tersi hacmi arttırırsınız. Hacmi arttırdığınızda basıncınız azalmış olur. Tabii bütün bu söylediklerim sabit sıcaklıkta gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bu arada derişiminiz de azalmış olur. Maddelerin derişimi azalınca da hız otomatik olarak ne yapmış olur? Azalmış olur. Şimdi aslında basınç hacim etkisi olarak da ifade edilebilir bu etki. Basınç hacim etkisi hacmin azalması ya da hacmin artması yerine bazı sorularda basınç arttırıldığında diye çıkar. Basınç arttırıldığında hemen orada düşüneceğiniz şey hacim azalıyor. Hacim azaldığı için derişim artıyor. Paralelinde de hız artıyor diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili olarak bir örnek inceleyelim. Şimdi tek adımda gerçekleşen X gazı ve 2Y gazının olduğu bir tepkimemiz varmış. Tepkimemizin kabın içine 1 mol X ve 1 mol Y gazı konmuş ve bu tepkimenin başladığında hızı V1'miş. Sonra aşağıdaki sabit sıcaklıkta bu önemli. Sabit sıcaklıkta aşağıdaki etkiler yapıldığında tepkime hızımız nasıl değişir diyor. Şimdi tepkime hızımızın nasıl değiştiğini belirleyebilmemiz için öncelikle bizim hız denklemini yazmamız lazım. Bu tepkimenin hız denklemi tek adımda gerçekleştiği için hız eşittir K çarpı X'in kendisi çarpı Y'nin karesi. Sabit hacimde A şıkkı bize diyor ki farklı bir renkle yapalım şimdi. Sabit hacimde kaba 1 mol X gazı ilave ediyoruz. Şimdi sabit hacimdeyken 1 mol X gazımız var mıydı? Vardı. 1 mol X gazı varken
artı 1 mol x daha mı ilave ettik? Mol sayısını, yani madde miktarını iki katına mı çıkarttık? Böylelikle madde miktarını iki katına çıkartıyoruz. Hacmimiz de sabit olduğuna göre molarite eşittir n bölü v'ydi. Onu da hatırlayalım. Şurası sabit. Mol sayısı iki kat arttığına göre derişimimiz de ne yapmış olur? İki kat artmış olur. Kimin derişimi iki kat artmış olur? X'in derişimi iki kat artmış olur. X'in derişimi iki kat artarsa, hız denkleminde de göreceğiniz gibi x kendisi kadar etkiliyordu. X kendisi kadar etkiliyorsa, o zaman burası iki kat artarsa hız da iki kat artar arkadaşlar. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Niçin? A şıkkı için. Şimdi B şıkkına gelelim. B şıkkı da bu sefer sabit hacimde kabı 1 mol Y gazı ilave etmek diyor. Şimdi hız denklemimizi hızlı bir şekilde yeniden yazalım. Hız eşittir K çarpı X'in kendisi Y'nin derişiminin karesi. Şimdi eğer 1 mol Y gazının üstüne biz 1 mol daha Y gazı ilave edersek Y'nin derişimini iki kat arttırmış oluruz. Y'nin derişimi. Y'nin derişimi iki kat artarsa hız doğru orantılıydı. Y'nin derişiminin karesiyle. O zaman 2'nin karesi hız 4 kat artar. Buna dikkat ediyoruz. Bakın kendi derişim iki kat artarken hızı farklı şekilde etki edebiliyor. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkı önemli. Bize diyor ki kap hacmini 3 katına çıkarmak. Bakın kap hacmini 3 katına çıkarmak. Peki şimdi yine hız denklemini yazarsak hız eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesiydi. Kap hacmini 3 katına çıkartırsak X'in derişimini de Y'nin derişimini de ayrı ayrı 3'te 1'ini indirmiş olursunuz. Yani 1 bölü 3 oranında değiştirmiş olursunuz. O zaman hıza olan etkisi ne olacak? X şöyle yapalım. X 1 bölü 3 oranında etkileyecekse K çarpı X'in kendisi ve Y'nin karesiydi. 1 bölü 3 oranında değişecekse hızı 1 bölü 3 oranında etkileyecek. Y'nin derişimi 1 bölü 3 oranında ama karesiyle etkileyeceğine göre bu da 1 bölü 9 oranında etkileyecek. Çarpı 1 bölü 27. Yani ilk hızınız V1 bu etkiden sonra V1 bölü 27'ye gelir arkadaşlar. Bu kadar bir değişikliğe sebep olmuş olur. Ne olursa kap hacmini 3 katına. Kap hacmini 3 katına çıkarttığımız zaman hem x'in derişimini etki etmiş olduk hem de y'nin derişimini etki etmiş olduk. Şimdi kap hacmini yarıya indirmek. Onu da yine burada çözmek istiyorum. Umarım notlarınızı almışsınızdır. Şimdi burayı sileceğim. Şöyle yapacağım. Şimdi kap hacmini yarıya indirdiğimiz zaman x'in derişimini iki kat arttırmış oluruz. Çünkü daha küçük hacim yarıya indiği zaman derişim iki katına çıktı. Y'nin derişimini de iki katına çıkartmış olduk. Yine hız denkleminizi yazarsanız, pardon. Arkadaşlar üzgünüm, bazen böyle minik teknik hatalar oluşabiliyor. Şimdi hız denklemini yazarsak K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesiydi. Bu iki katı artarsa hızı kendisi kadar etkileyecek. Y iki katı artarsa kendisinin karesi kadar etkileyecek. 2 çarpı 4'ten hızımız 8 kat artacak demektir.
Evet, şimdi C ve D şıklarını da tamamladığımıza göre E ve F şıklarını da bir sonraki sayfamızda çözelim. Yine aynı sorumuz. Şimdi burada da bize diyor ki sabit hacimde E şıkkında sabit hacimde kabı 2 mol X gazı ilave etmek. Bu herhalde en rahat yapabileceğiniz şeylerden biri E şıkkı. Ne diyeceğiz? E şıkkını yaparken hız eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi demiştik. Y'de herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Sadece kabı 2 mol X gazı ilave ediyoruz. Şimdi kabı 2 mol X gazı ilave ettiğimizde 1 mol X gazı var mıydı? Evet vardı. Bu 1 mol X gazının üstüne 2 mol daha ilave ettiğimiz zaman 3 mole ulaşmış olur. 1 molden 3 mole ulaştığına göre x'imizin derişimi 3 kat artmış olur. X'in derişimi 3 kat artarsa, burası 3 kat arttığında başka da hiçbir değişiklik olmadığına göre hızımız da ne yapmış olacak? Şöyle yapalım. Hızı da ne yapmış olacak? Şurayı da silelim. Evet. Hızımızı da 3 kat arttırmış olacak. Şimdi kolaydı tabii ki ama şunlara dikkat etmeniz lazım. Bakın 2 mol X gazı ilave edildiğinde sanki direkt işte 1 mol X vardı. 2 mol X gazı 2 katına çıkmış gibi düşünmeyin. Dikkat edin. Ne kadar artış olmuş ama kaç katına denk gelmiş? 2 mol ilave etmişiz ama mol sayısı 3 mol olmuş. 1 molden 3 mole çıktığı için 3 kat. Bu tarz sorularda da bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi en önemlisi F şıkkı. F şıkkını da isterseniz şurada yapalım. Şöyle şuraları silelim. Şimdi F şıkkında bize diyor ki sabit basınçta kaba 2 mol X gazı ilave etmek. Bu önemli bir şık. Neden? Sabit basınçta kabı 2 mol X gazı ilave ediyorsanız kabın hacmi değişecektir. Sabit basınçta hacim rahatlıkla değişen yani pistonlu bir sistem ya da elastik bir sistem olması lazım. Şimdi bunu değerlendirirken önce şunu yapacağız. Bir, kabın içinde kapta 1 mol X vardı ve 1 mol Y vardı. Ve belli bir hacimdeydi. V hacmindeydi diyelim. Şimdi biz buna ilave ettiğimiz şey ne? 2 mol X gazı ilave ettik. 2 mol X gazı ilave ettiğimizde X'in mol sayısı 3 mol oldu. Mol sayısı 3 katına çıktı. Y'ye ise bir şey ilave etmedik. Y'nin mol sayısı yine 1 mol Y olarak kaldı. Yalnız sabit basınçlı olduğu için burası kap hacmimiz maddenin mol sayısı kabın içindeki toplam mol sayımız neydi? 2 moldü. 2 mol daha ilave ettik. Toplam 2 molden 4 mole çıktık. Yani mol sayısını 2 katına çıkarttıysak bu hacmin de 2 kat arttığını gösteriyor. Yani 2V'ye çıktı. Hacim 2V'ye çıktıysa eğer bunun anlamı derişimler de maddelerin derişimleri de yarıya inecek. Şimdi X'in derişimini ve Y'nin derişimini düşünelim. Y'nin derişimi madde ilavesi olmadığı için kendisinden ilave olmadığı için ama X ilave edilirken hacim 2 katına çıktığı için otomatik olarak Y'nin derişimi yarıya inmiş. 1 bölü 2'sine gelmiş. X'in derişimi ise madde ilave ettiğimiz için derişimi 3 katı artacaktı. Ancak hacim 2 katına çıktığı için yarısına inecek. Bu da 1 bölü 2'sine getirecek demektir. Şey 3 bölü 2'sine getirecek demektir. Şimdi hıza etkisini nasıl bulacağız? Hız eşittir. K çarpı x'in derişiminin kendisi çarpı y'nin derişiminin karesi demiştik. O zaman 3 bölü 2 oranında x etkileyecek. 1 bölü 2'nin karesi oranında da y etkileyecek. Bunun sonucu olarak 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4,
3 bölü 8 oranında hız değişecek. Yani başlangıç hızımız V1 iken son hızımız 3 bölü 8 V1 olacak arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir örnek. Eğer görüntüsünü alabiliyorsanız alın. Yani bu örneğin de en önemli şıklarından biri bu. Şimdi tekrar konu anlatımlı tarafa devam edelim. Derişimin etkisini genel olarak bu şekilde konuşabiliriz. Örnek 18'e bakalım dedi. Örnek 18 bize ne diyor? Örnek 18 diyor ki tepkimeye A, 2B ve C gazları girmiş. AB ve BC çıkmış. Homojen bir gaz tepkimesiymiş. O zaman hepsi gazmış. Sonra bize diyor ki A'ya göre ikinci dereceden tepkimenin hızı. B'ye göre sıfırıncı dereceden, C'ye göre birinci dereceden. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. A karesi kadar etkiliyor hızı. O zaman hız eşittir. Biraz kalemimizi inceltelim. Hız eşittir. K çarpı A'nın karesi diyebiliriz. B'ye göre sıfırıncı dereceden olduğuna göre B hız denkleminde yok. C'ye göre birinci dereceden dediğine göre C'nin kendisi kadar var. Bak bu da önemli bir örnek. Bunu da dikkatle dinleyin. Şimdi o zaman bizim yavaş basamağımız 2A artı C'den oluşuyor. Yani B yok. Demek ki tepkimemiz mekanizmalıymış. Bu arada bunu da görmüş olduk. Yavaş basamağımızı da yazmış olduk. Sonra bize diyor ki sabit sıcaklıkta 1 litrelik kaba 2 mol A, 1 mol C ve 2 mol B konuluyor. B'nin ne kadar olduğu bizim için önemli değil. Ama B ilave ettiğimiz zaman hacim değişirse hızı etki edebilir. Yani B'nin ilavesi hacmi değiştiriyorsa. Şimdi gelelim tepkimenin hız bağıntısı. Yazdık. A şıkkını yaptık. Tepkime kabının hacmi yarıya inerse, tepkime kabının hacim yarıya inerse pardon, yarıya inerse derişimler artar, iki katına çıkar. Bütün maddelerin derişimleri iki katına çıkar. Peki A'nın derişimi, şimdi B'nin cevabını da şöyle morla yapalım. A'nın derişimi iki kat olursa karesi kadar etkileyecek. O zaman hızı 4 kat etkileyecek. C'nin derişimi iki kat artarsa kendisi kadar etkileyecek. O zaman hızı 8 kat etkilemiş olacak. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Hacim yarıya indirildiği için hızımız da 8 katına çıktı diyebiliriz. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkını çözerken şimdi burayı sileceğim. Umarım not almışsınızdır. Hız denklemini değiştirmiyorum. Şimdi burada da bize diyor ki başka bir renge geçelim. Yeşille yapalım. Kabın hacmi iki katına çıkartılıp kabı 1 mol A, 7 mol C eklenirse. Öncelikle kabın hacmi iki katına çıkartılırsa hızı ne kadar etkileyecek? Bunları bir bulalım. Kabın hacmi iki katına çıkartıldığında A'nın da C'nin de derişimi yarıya inecekti. O zaman A'nın derişimi 1 bölü 2, C'nin derişimi 1 bölü 2, kap hacmi 2 katına çıktığı için karesi 1 bölü 8 oranında etkileyecek. Sonra 1 mol A ilave etmişiz. A kaç moldü? 2 moldü. 1 mol daha ilave ettik. 3 mol oldu. 1,5 katına mol sayısı çıktı. Bu da derişimini 1,5 katına çıkartır. Şu 1 bölü 8 kalsın. Şimdi 1,5 katına bundan dolayı çıktı. 1,5'un karesi çarpı C'den 7 mol ilave etmişiz. Kaç mol vardı C'den? 1 mol. 7 mol ilave edince 8 mol oldu. 8 katına çıktı. Çarpı 8. Burası da 1,5'un karesi çarpı 8 kadar etki edecek. Şimdi C şıkkında yapılan bütün etkiler şöyle
1/8 oranında hacim değişimi etkiledi. 1,5'un karesi oranında A'nın mol sayısının değişmesi etkiledi. 8'in kendisi kadar C'nin mol sayısının değişmesi etkiledi. O zaman hızımız 1,5'un karesi oranında artacak. O da 2,25 katına getiriyor. Ya da 9/4 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde hem yeni örneklerle, bu konuyla ilgili yeni örneklerle, hem de hızı etki eden faktörlerin diğerlerini öğrenerek devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.